Merhabalar Goberler. Şimdi 20. bölüme geçtik arkadaşlarım. Çemberde açıyı öğreneceğiz. Köşe taşlarında tane tane çözüyorum soruları. Her seferinde söyleyeyim bunu da arkadaşlarım ki tarama testinde ve konu testlerinde zaten köşe taşlarındaki soruların benzerleri olduğu için orada da daha hızlı çözüyorum. Yani köşe taşlarını mutlaka dinleyin arkadaşlar. Eğer konu testlerini çözmek istiyorsanız ve konuya çok hakim değilseniz mutlaka köşe taşlarını izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen şöyle birinci köşe taşımızı bir açalım. Sonra da odaklanmasını ve biraz yakınlaştıralım bunu arkadaşlarım şöyle. Evet, güzel, yakınlık iyi. Bir de odaklanmayı da ayarlayalım. Gayet iyi parlaklığımızda. Diyor ki şimdi sorumuz, birinci sorumuzla başlıyoruz. Şimdi burada galiba bize merkez açıyı öğretiyor dostlarım. Şimdi çemberde bilmeniz gereken iki tane açı türü var. Bunlardan birincisi merkez açı, diğeri de çevre açı. Merkez dediğimiz şey çemberin tam ortasındaki nokta bizim merkezimiz. Ve eğer ki bir açının doğduğu uç, bakın doğduğu uçtan kastım, şimdi şuradaki x açısı diyelim, bunun doğduğu yer şu sivri nokta. Tam açının sivri noktasına ben doğduğu yer diyorum. Eğer ki açının doğduğu yer merkezde ise biz buna merkez açı diyeceğiz. Ve merkez açıda olayımız şu. Daha doğrusu çemberde açılarda olayımız şu arkadaşlarım. Açıyla yay arasında gördüğü yay arasındaki ilişkiyi bileceksiniz. Çemberde açı inanın bana üçgende açıdan daha kolaydır. Biraz böyle soru çözün hafif hafif. Bakın öğreneceksiniz. Hiç merak etmeyin. Şurayı bir dinleyin. Çok güzel öğrenirsiniz inanın. Şimdi merkez açıdaki özelliğimiz şu. Gördüğü yayla aynı dereceye sahiptir dostlarım. Bakın burada 80 derecedir bizim merkez açımız. Gördüğü yayın ölçüsü ise 5x eksi 10. O zaman neymiş? Bu da 80 olacakmış. Demek ki 5x eşittir. Eksi 10'u bu tarafa atarsam 5x eşittir 90 olur. 5'e bölersek de x eşittir 18 gelirmiş sorumuzun cevabı. Evet, merkez açıyı öğreniyoruz. İkinci sorumuz. 4x, 4y, 5x, 5y hepsini yazmış. D, O, C. Şimdi bir kere çemberin tamamı 360 derece. Bilmiyorsanız hemen notlarınızın arasına yazın bunu. Çemberin tamamı 360 dereceymiş. Peki şu tarafta bakın 5y var, 4x var, 4y var, 5x var. Yani toplarsam 9y ile 9x yapıyor ki 9y ile 9x'in toplamı 360'mış. Hemen 9'a bölüyorum. Y artı x eşittir 40'mış arkadaşlar. Peki şuradaki 4y ile 4x'in toplamı ne yapar o zaman? Y artı x 40 ise bu da 4 katı yapar. 160 yapacak yani burası. Peki bize de şuradaki merkez açıyı soruyor. Bakın doğduğu yer tam merkezde. Merkez açının özelliği neydi? Gördüğü yayla aynı dereceye sahip olmasıydı. 160'ı gördüğü için kendisi de 160 olacak. Cevap Edirne'den gelecek dedim. Ve geçtim 3 numaralı sorumuza. Evet, O merkezli çemberde. Bakalım neler demiş. A, O, D açısı ile A, O, D açısı şurası ile C, O, F açısının toplamı. Bakın şunun toplamı. Şimdi ben buna X derece diyeyim. Buna Y derece diyeyim. Peki bunlar merkez açı olduğu için bu da yay da Y derece olur. X'in gördüğü yay da X derece olur. Merkez açının özelliğinden dolayı. Yaylar merkez açıya eşittir. Ve bu X ile Y'nin toplamı dostum 260 dereceymiş. Lan çemberin tamamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. X ile Y'nin toplamı 260'sa şuradaki yay ile şuradaki yayın toplamına ne kalacak? 100 derece kalacak. Ve bakın bize de ABC yayının ölçüsü demektir. M harfi ölçü demektir. Burada da DEF yayının ölçüsü toplamı kaçtır diye soruyor. Yani bu iki yayın toplamını biz 100 bulduk. Cevap da Bursa'dan geldi. Dördüncü sorumuzdayız dostlarım. Bakalım bu ne diyor? O merkezli çemberde. Şurası 2x artı 10. Bir de ACB yayı 240 derece. Yani şuradaki taradığım şu yay 240 dereceymiş. Peki.
Hocam çemberin tamamı 360'tı. 240 buradaysa şu kırmızı yaptığımız yaya 120 derece kalmak zorundadır. Peki merkez açımız var burada. 2x artı 10 bir merkez açı. Gördüğü yayın aynısı olacaktı. Yani 120 olacak. Onu bu tarafa atarsak 2x eşittir 110 oldu. X eşittir 55 geldi. Evet, birinci köşe taşımızda merkez açıyı tanımladık. Merkez açıyı duyduk. Hakkında biraz bilgi sahibi olduk. Şimdi geldik ikinci köşe taşımıza, bakalım burada ne yapacağız. Bu arada soruları gerçekten hiç bilmiyorum arkadaşlar. Daha önceden çözmedim de direkt açıp başlıyorum ben çözmeye. Bakalım burada da evet yine merkez açı ile ilgili bir soru galiba. Şöyle bir bakalım. Klasik bir sorudur arkadaşlarım bu soru tarzımızda. Şimdi yarı çapların eşitliğinden faydalanıp soruyu çok kolay çözebiliriz dostlar. Yani şuradan CO'yu çizin. Bakın buradaki AO çemberin yarı çapıdır. R. CO çemberin yarı çapıdır. Bu da R. OB çemberin yarı çapıdır. Buna da R yazdım. Yani burada bir ikizkenar üçgen çıktı. O halde şu açımız 50. 50, 50 daha 100, şuraya 80 kaldı diyelim. Bakın burada da bir ikizkenar çıktı. 65 ise burası 65. 65, 65 daha 130, buraya da 50 kaldı. Ve x'e bakın arkadaşlarım, 80 ile 50'nin toplamı. Yani Ceyhan. Evet, ikinci sorumuzdayız. Şimdi merkez açımız var. Aynı zamanda çevre açımız da var arkadaşlar burada. Hem merkez hem çevre açı. Bakın Bursa'daki x açımız bir çevre açı. Çevre dediğim şey, çemberi çizerken bakın şöyle yuvarlak çiziyorsunuz ya. İşte bu çizdiğiniz yuvarlağa çemberin çevresi denir. Ve eğer ki bir açı doğduğu yer çevrenin üstündeyse biz buna çevre açı deriz. Merkez açıda ne demiştik? Doğduğu yer merkezin üstündeyse merkez açı, çevrenin üstündeyse de çevre açı. İşte buna biz x'e çevre açı diyeceğiz. Çevre açının yay ile ilişkisi de şu. Yay çevre açının hep iki katı olacak. Tersten söylüyorum. Çevre açı yayın yarısı olacakmış. Peki şimdi buradaki x gördüğü yay şurası değil mi? AC yayı. İki katı olacak bu yay 2x. Peki şuradaki ordu açısı merkezde olduğu için bir merkez açıdır ve gördüğü yayın aynısı olacak. O zaman bu da 2x. Şimdi üçgende açıyı hatırlayın arkadaşlar. Bumerang dediğim kural. Bakın şu bizim bumerang dediğimiz dörtgen ve içerideki 3 açının toplamı dışarıdaki açıya eşitti. Yani 2x neye eşitmiş? X'in 16'nın ve 34'ün toplamını. O zaman x artı 34, 40, 50. X'i buraya atarsam x kalır. X de 50 olur. Evet, üçüncü sorumuz. Bir çeyrek çember arkadaşlar. Tamamı bir çemberin tamamı 360 derece ise çeyrek çember 90 derece olacak, değil mi? Çeyrek demek 4'e böl demektir. 360'ı 4'e bölerseniz 90 gelir. Şimdi bakın bu aslında birinci sorumuzun neredeyse aynısı. Yine yarı çapların eşitliğinden çözeceğim şu soruyu. OC'yi çizeceğim. Bu benim çemberimin yarı çapı. Bu benim çemberimin yarı çapı. Bu da benim çemberimin yarı çapı. Yani iki tane ikizkenar üçgen çıktı. O zaman burası 70. 70, 70, 140. Buraya kaldı 40. Buraya kaldı 50. 50 ikizkenar üçgense burası da x'tir ve 2x'e toplam 130 kalır 50'den gayrı. O zaman x eşittir 65 gelir. Cevap Denizli'den öttürürüz arkadaşım. Hemen dördüncü sorumuzdayız. Ne diyor? Alfa kaç derecedir diyor. Bize bir şey vermiş. A, C, B. A, C, B. Şu açı ile A, O, B. A, O, B. Şuranın toplamının 230 olduğunu söylemiş arkadaşlarım. Buna göre AOB yani alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor. Şimdi bir kere şuradaki yayın ölçüsü alfa merkez açı olduğu için direkt kendisine eşittir. Bu da alfadır. Bu bir. Sonra şurası neydi? 230 diye bunların toplamı. O zaman burası 230 eksi alfadır. Hemen
Hemen bu çemberi ben şöyle tamamlasam, tam çember yapsam, şu 230 eksi alfa çevre açı olur ki gördüğü yay iki katı olacaktı. 230 eksi alfanın iki katı ne yapar? 460 eksi 2 alfa yapar. Demek ki bu kırmızı yay 460 eksi 2 alfa. Peki dostum, çemberin tamamı 360 değil miydi arkadaş? Yani yukarıda alfa yayı var. Aşağıda 460 eksi alfa yayı var. 460 eksi 2 alfa yayı var. Toplamları 360 olacak. İşte soru da buradan geldi. Şimdi 360'ı buraya alırsak 100 kalır. Alfa eksi 2 alfa daha eksi alfa yapar. Bu tarafa atarsam da artı alfa yapar. Demek ki alfa 100'müş. Cevap Adana'dan patladı. Evet, ikinci sorumuz da tamamdır. Geldik 3 numaralı köşe taşımıza. Birinci sorumuza. O merkezli çemberde bir 100 derece görüyorum. Bakın şurada da bir çap var. Tam merkezden geçen kiriş denir bunu arkadaşlarım. Çembere iki noktada değen doğrunun adına kiriş denir. Ve bizim en uzun kirişimiz çaptır. Bak bunlar hep not alın kardeşlerim. Şimdi merkezden geçen kiriş her zaman çap olur. Bu çap. Ve çapın özelliği şudur. Çemberi tam ikiye böler. Yani çapın üstünde kalan şu yayın ölçüsü, hani tamamı neydi çemberin? 360'tı. O zaman bu yay 180. Tabii ki şu altında kalan yay da 180. Peki şu yüzü konuşalım mı birazcık? Bakın yüz hangi yayı görüyor? Yüzün kolları bir Denizli'de bitiyor, bir de Adana'da bitiyor arkadaşlarım. O zaman bu Adana ile Denizli arasındaki yayı komple görüyor. Ve yüz ne açı? Bakın tam yuvarlağın üstünde, çevrenin üstünde çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısı olacak ya da tersten söylüyorum. Yay çevre açının iki katı olacak. O zaman bu kırmızı yay 200 derece. Lan 180'i burada, şuraya 20 kaldı mı o zaman? 200 olması için. Peki x'e bakın. Hocam bunun da doğduğu yer çevrede. X de bir çevre açı. Yayın yarısı olacaktı. 10. Paketle gelsin. Evet, ikinci sorumuz. Hemen konuşalım bunu da dostlar. Şimdi 10 ile 25'in toplamı, iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir 35. Dostum üçgende açıyı biz çok sık kullanacağız bu arada. Haberiniz olsun çemberde açıda da. Şimdi 35'in gördüğü şu yay 70 derece olacak değil mi? Çünkü 35 bakın sivri ucu tam çemberin yayın yuvarlağının üstünde. Hatta şu 10 dereceyi de konuşalım. Bakın 10 derece de çevre açıdır. Gördüğü yay 20'dir. Peki şu yarım daire olduğu için yarım dairenin ölçüsü 180 derecedir. 70 burada, 20 burada, 90'ı buradaysa buraya da 90 kalır. Ve x bir çevre açı olduğu için 90'ın yarısı olacak. 45'i paketleyeceksin Ceyhan'a. Üçüncü sorumuzdayız. AB çapmış. Şurada bir ikizkenar üçgen var. Hemen şuraya da x yazalım biz. X'in gördüğü yaya 2x diyelim. Artık alıştınız değil mi çevre açıya? Peki 18'in gördüğü yay 36 diyelim. Bunu da yazmış olalım. Şimdi çemberin tamamı 180 dereceydi öğretmenim. Şurası bakın x ile x'in toplamı 2 iç açı 1 dış açıya eşitten 2x yazdım. 2x de bir çevre açıdır öğretmenim. Gördüğü yay 4x olacak diyelim. Ve bakın burası yarım daire olduğu için, yarım çember olduğu için yarım çemberin ölçüsü 180 derecedir. Hemen toplayalım. 4x, 2x daha 6x var. Bir de 36 var. Eşittir 180. Hemen 6'ya bölelim mi hepsini? X artı 6 eşittir 30. X eşittir 24'ü paketledim bile çoktan. Evet, 50. Ne açı arkadaşlar? Hemen cevap verin. Çevre açı. Güzel. O zaman yay ne olacak? 2 katı. 100. OC'yi çizdim. Bu bir yarı çaptır. OA da bir yarı çaptır. Burası X. O açısı bir merkez açıdır. Gördüğü yayın aynısı olacak. Burası da 100. 100 ise 2x'e 80 kalır. X de 40 çıkar. Paketle gelsin. Evet, 3 numara da tamam. Hemen 4 numarayı gömelim şimdi. Şöyle bir düzenleyeyim. Dördün birinci sorusu. Evet. Şimdi 50.
50 ne açı arkadaşlarım? 51 çevre açıdır. Çevre açı gördüğü yayın yarısı olacaktı. Demek ki BC yayı 100. Alfa bir çevre açıdır. Gördüğü yay AC yayıdır. Demek ki AC yayı olacak 2 alfa. Şimdi dikkat. Bak şu arada bir açı var kardeşim. Bunun orijinal ismi teğet kiriş açı diye geçer. Ama ben hiçbir zaman teğet kiriş açı diye bir şey anlatmam. Çünkü teğet kiriş açı da çevre açının tıpatıp aynısıdır. Doğduğu uca bakın tam çevrenin üstünde. Dolayısıyla bu da bir çevre açıdır ve 2 alfayı gördüğü için yarısı olacaktır alfa. Dostum bak şu üçgeni gördün mü? ABC üçgeni. Burası 50 artı alfa. Burası alfa, burası 30. Hadi hepsini toplayalım. 80 artı 2 alfa yapıyor. Ve bu da 180'e eşit değil mi? Üçgenin iç açıları toplamında. 2 alfa eşittir 100. Alfa eşittir Adana. Evet, ikinci sorumuza bakıyoruz. Şimdi neler var? 140 var, x var, 25 var. Teğet DM noktalarına göre x kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Soru bu kadar. Başka da bir şey yok. Şimdi 140, şurası 40 arkadaşım. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten 40 ile 25'in toplamı şurasıdır 65. Dostum bu 65 bir çevre açı. Daha doğrusu bir teğet giriş açı. Gördüğü yay şurasıdır. 130 olur bu yay. Ve bakın şu da bir teğet kiriş açıdır. Yani çevre açıdır ve bu da 130'luk yayı gördüğü için bu da 65 olacak. Ve yine şurası da 40 olduğu için 65 40 daha 105 x'e de kalacak Edirne. Evet, üçüncü sorumuz. A noktasında teğet 50 var, 40 var. Başka da bir şey yok şimdilik. Şimdi şu x, şuradaki x şu yayı görüyor ve teğet kiriş açı. Bu yay 2x. Şimdi şu açı da çevre açı. 2x'i gördüğü için yarısı olacak x. Bakın şimdi üçgende açı yapıyorum. 50, 40 artı x ve x'in toplamı. Yani 90 artı 2x eşittir 180 olacak. 2x eşittir 90, x eşittir 45 geldi. Evet. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. 70 dereceyi görüyorum. Bir de iki tane eşit açılar görüyorum dostlarım. Bakalım neler yapacağız. Konuşalım şimdi. X kaç derecedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi şuraya A diyelim. Şuraya da A diyelim. Dostlar şuradaki açıyla A'nın toplamı iki iç açı bir dış açıya eşitten 70 olacak. O zaman burası 70 eksi A olmalı. Peki bu 70 eksi A ise şu gördüğü yay 2 katı olacak. 140 eksi 2a olacak ve şuradaki açı, şu açı yine 140 eksi 2a'yı gördüğü için 70 eksi a'ya eşit olacak. Şimdi yine üçgende açı yapıyorum. X 70 eksi a ve şurasının toplamı 180 olacak. Toplayalım. 70 eksi a var. Şunu yazdım. Şurada 2a ve bir de 70 eksi a var. Bir de x var. Toplamları 180. Şimdi eksi a, eksi a daha eksi 2a. Şu 2a'yı götürür. 70, 70 daha 140. Eksi 140 olarak bu tarafa atarsam x eşittir 40 gelir. Sorumuzun cevabı da Adana'dan çıkmış olur. Evet. İlk 4 köşe taşını gömdük. Telefonumuzun da şarjı bitmek üzere. Hadi bakalım bir sonraki videoda devam ederiz arkadaşlar. Biraz şarj edeyim telefonu. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.